Arkadaşlar merhabalar. 7. sınıf 3. ünitemiz olan Biographies ünitesine hoş geldiniz. Simple past tense, telling the dates, yani bu iki konu bu ünitemizin gramer konuları arasındadır arkadaşlar. Şimdi simple past tense dediğimiz şeyde geçmiş zaman cümlelerini iki başlık altında inceleriz. Simple past tense geçmiş zamandır. Geçmişte olan olaylardan bahsederken kullanırız. Burada işleyeceğimiz iki başlığımız var. Bunlardan birincisi isim cümleleri, ikincisi fiil cümleleri. İsim cümlesi dediğimiz şeyler arkadaşlar, yardımcı fiili was, were olan ve olumlu, olumsuz, soru fark etmeden her cümlede yardımcı fiil bulunduran isim cümleleridir. Yani burada was, were olacak, was, were yardımcı fiilleri tüm cümle türlerinde olacak. Fiil cümleleri dediğimiz şey ise yardımcı fiili did olan ve sadece olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullandığımız cümlelerdir. Burada da bir aksiyon, bir hareketlilik, make, mak, master'ı halinde kullanılan yani fiiller olacak cümle içerisinde. İsim cümleleri dediğimize birkaç örnek verelim. I was team captain last year. Geçen yıl takım kaptanıydım. They weren't candidates in the election. Seçimde aday değillerdi. Was he a good student? İyi bir öğrenci miydi? Şeklinde olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini örneğimiz. Hemen fiil cümlelerini örnek verelim. He made a good presentation. İyi bir sunum yaptı. He didn't make a good presentation. İyi bir sunum yapmadı. Did he make a good presentation? İyi bir sunum yaptı mı? Dediğimiz gibi. Arkadaşlar isim cümleleriyle alakalı az önce dediğimiz şey olumlu, olumsuz, soru fark etmez. Yardımcı fiiller cümlede her zaman vardır ve devamında fiil yoktur. İsim, sıfat, yer, zaman ne gerekiyorsa onu kullanırız. Ama fiil cümlelerinde olumlu cümlelerde did yardımcı fiilini kullanmayıp onun yerine fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Olumsuz cümlede yardımcı fiili kullandığımız için fiilin artık yalın hali geliyor. Soru cümlesi de aynı şekilde arkadaşlar yardımcı fiil cümlenin başında ve cümlede yardımcı fiil kullanıldığı için fiilin yine yalın halini kullanıyoruz. Olumlu fiil cümlelerinde yardımcı fiil olan did kullanılmaz. Onun yerine olumlu cümlelerde fiillerin ikinci hali kullanılır bahsettiğimiz şey. Olumlu cümlede kullanılan do fiilinin ikinci hali olan did ile yardımcı fiil olan did karıştırılmamalıdır. Arkadaşlar olumlu cümledeki do geçmiş zamanda did olarak kullanılır. İşte bu did düz cümlede yani olumlu cümlede kullanıldığında demek ki bir fiilin yerine kullanılmıştır demektir. Çünkü biz neyi biliyoruz? Olumlu cümlelerde, düz cümlelerde biz did yardımcı fiilini kullanmıyoruz. Fiilin ikinci hali oluyor. I did my homework last night. Ben dün akşam ev ödevimi yaptım. He didn't do his homework last night dersek eğer olumsuz haliyle buradaki did'in aslında buradaki do'dan kaynaklandığını görürüz. Peki past simple tense was were yani isim cümleleriyle devam edelim. İsim cümleleri to be yani emizarın geçmiş zaman hali olarak was were kullanılır. Ve geçmişte olan durumlardan bahsederken kullanılır. Unutmayalım burayı fiil olmayan cümlelerdir arkadaşlar. Olumlu cümle yapısına baktığımızda I, he, she, it yani tekil olan özneler ile birlikte ben was yardımcı fiilini kullanıyorum. You, we, they ile birlikte artık bunlar tekil değildir. Were yardımcı fiilini kullanıyorum. Ve ne demiştik? Bunlar isim cümleleriydi. O zaman isim cümlelerinde was, were yardımcı fiillerinden sonra fiil gelmez. Ne geliyor? İsim, sıfat, yer ya da zaman getiriyoruz arkadaşlar. I was at school at 10 a.m. Yani burada bize yer bildirmiş. He was ill yesterday. Durum bildirmiş. She was very tired yesterday. Ya da they were on a school trip yesterday şeklinde. Olumlu cümle yapımız tekrar ediyorum. I, he, she, it was yardımcı fiiliyle. We, you, they were yardımcı fiiliyle birlikte kullanılıyor. Devam ediyoruz olumsuz cümle yapımızda. Olumsuz dediğimizde aklımıza ne gelecek? Yardımcı fiile getirilen not olumsuzluk eki getirilecek. O zaman bakalım. I, he, she, it ile birlikte ben was kullanıyordum. Burada ne yapıyorum? Was not ya da wasn't şeklinde kısaltılmış haliyle kullanıyorum. You, we, they de were not ya da weren't şeklinde
Ve yine devamında isim, sıfat, yer ya da zaman getiriyorum. I wasn't at school at 10 a.m. He wasn't ill yesterday. She wasn't very tired yesterday. They weren't on a school trip yesterday şeklinde diyoruz. Ve geliyoruz soru cümlesine. Soru cümlesi dediğimizde İngilizce'deki genel kurallardan bir tanesi arkadaşlar. Soru cümlesi yapmak istiyorsam ben yardımcı fiili her zaman cümlenin başına alıyorum. Burada da yardımcı fiilimiz neydi? Was ve were yardımcı fiilleri öznelere göre cümlenin başına gelecek. I, he, she, it için was yardımcı fiilini kullanıyorum. We, you, they için were yardımcı fiilini kullanıyorum. Cümlenin başında bulunuyorlar. Ve cümlenin devamında isim, sıfat, yer, zaman ve kocaman bir soru işareti geliyor buraya. Çünkü soru cümlesi. Bakalım. Were you at school at 10 p.m.? Saat 10'da okulda mıydın? A.M. P.M. fark arkadaşlar. P.M. akşam öğlen 12'den gece yarısı 12'ye kadar olan dilimden bahsediyor. Bu soruya cevap verirken benim dikkat etmem gereken bir şey var. Bir, yardımcı fiille sorulan bir soru. Burada olduğu gibi was he ill yesterday, dün hasta mıydı? Yardımcı fiille sorulan bir soruya ben yes ya da no ile cevap veririm. Bu benim için güzel bir ipucudur arkadaşlar. Devamında soru kime sorulduysa ona göre cevap vermem gerekiyor. Were you diye sormuş, sen diye sormuş. O zaman sen ben diye cevap vereceksin. Yes, I dedim. Sonra da bu zaman diliminde I'ın yardımcı fiili neyse onu getiriyorum. Yes, I was. Nokta. Kısa cevap bitti. No demek istiyorsam no, I wasn't. Bitti. Was he ill yesterday? O dün hasta mıydı? Peki bana onu sormuş. O zaman ben yine o diye cevap vereceğim. Was ile sordu. Yes dedim. Sonra onu sorduğu için he dedim. Yes he. Bakıyorum. Was yardımcı fiili kullanmış. Yes he was. Nokta. Ya da no he wasn't diyorum. Önemli bir notumuz var. Yardımcı fiil ile başlayan soruya her zaman yes no şeklinde cevap veririz. Ancak soruda or var ise seçenek vardır. Seçenek varsa yes ya da no kullanamayız. Were you at home or at school yesterday? Arkadaşlar bu sorunun Türkçesi sen dün evde miydin, okulda mıydın? Bu soruyu Türkçe sorduğumuzda da cevabımız evet ya da hayır şeklinde başlamayacaktır. Sen dün okulda mıydın, evde miydin? Ben evdeydim ya da okuldaydım olur. Evet evdeydim ya da evet okuldaydım diye yanıt verirsek seçeneklerin bir mantığı kalmaz. Bu cümleye cevap olarak yes ya da no diyemeyiz. Düz cümle kurmak zorundayız. Neredeysen I was at home yesterday ya da I was at school yesterday şeklinde cevap verebilirsin. Ya da ikisinden birinde de değilsen onu da söyleyebilirsin. Past simple tense. Şimdi gelelim gerçekten önemli olan işinizi kolaylaştıracak bir ipucuna. Was were. Nereden geliyor was were? To be. Bunun yalın hali to be arkadaşlar. To be'yi biz geniş zaman, geçmiş zaman olarak çekimliyoruz zaman dilimlerine göre. Peki to be yalın haldeki olan aslında bir fiildir. Yalın halde olan fiilimizi biz geniş zamanda çekimlediğimizde am, is, are olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Present tense ile kullanırken present dediğimiz geniş zamanlardır. Geniş zamandan bahsediyoruz. Geçmiş zamana geldiğimizde işte şu an muhatap olduğumuz şey was, were şeklinde kullanıyoruz. I, he, she, it ile was, you, we, they ile birlikte were kullanıyorum. Peki birazdan geçeceğiz, göreceğiz bizim yardımcı fiilimiz olan did, fiil cümleleri. Fiil cümlelerinde asıl yardımcı fiil burada do'dur. Ama biz do'yu geniş zamana göre yalın haliyle ya da as takısıyla çekimliyoruz. Present tense içerisinde geniş, simple present tense'de arkadaşlar. Peki ben bunu geçmiş zamanda kullanırsam did olarak kullanıyorum. Ve tüm özneler ile aynı kullanıyorum. Özneden özneye değişiklik göstermiyor. Aslında baktığımızda arkadaşlar zaman dilimleri şuradaki present'ın yani isim cümlelerinin geçmiş hali was were. Buradaki simple present tense'in yine yine fiil cümlelerinin geçmiş hali did'dir. Yani biz fiillerin geçmiş zaman halini kullandığımız gibi yardımcı fiillerin de geçmiş zaman halini kullanıyoruz. Burada bir nevi onu görüyoruz.
Gelelim fiil cümlelerine. Fiil cümleleri yine geçmişte belli bir zamanda meydana gelen olaylardan bahsederken kullanıyoruz. Bu zaman diliminden bahsederken olayın zamanı belli değilse cümle zamanı cümleye yazılmak zorundadır. Olayın zamanı cümle içerisinde olur arkadaşlar. Bunun sebebine birazdan değineceğiz. Olumlu cümle yapısı dediğimizde ne demiştik olumlu cümle ile ilgili? Olumlu cümlede did yardımcı fiilini kullanmayız. Did yardımcı fiilini kullanmak yerine fiilin ikinci hali gelir direkt. I, you, we, they, he, she, it fiilin ikinci hali ve cümle nesne, yer, zaman şeklinde devam eder. Bakalım I played basketball yesterday. Dün basketbol oynadım. She stayed at home last week. O geçen hafta evde kaldı. They visited museum yesterday. Onlar dün müzeyi ziyaret ettiler. He liked ice cream. They went out last night şeklinde. Geçmiş zamanın olumlu cümlelerinde her zaman fiilin ikinci halini kullanırız. Bunun için düzensiz fiillerin ikinci hallerini ezberlemeliyiz. Geriye kalan fiiller düzenlidir ve sonuna ed takısı ekleyerek ikinci halini hatta üçüncü hali olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Olumsuz cümle dediğimizde olumsuz gördüğümüzde ne diyeceğiz? Not olumsuzluk eki. Not olumsuzluk eki ise yardımcı fiile gelir. O zaman yardımcı fiilimiz fiil cümlelerinde did oluyordu. Did not ya da kısaltılmış haliyle didn't şeklinde kullanıyoruz. Olumsuz cümle deyince aklımıza didn't gelmeli. Cümlelere de didn't eklediğimiz için fiilin yalın hali kullanılmalı. I, you, we, they, he, she, it şeklinde didn't diyoruz ve fiilin yalın halini kullanıyoruz arkadaşlar. I didn't play basketball yesterday. She didn't stay at home last week. They didn't visit museum yesterday şeklinde devam ediyoruz. Ve burada olumsuz cümlelerde her zaman fiilin yalın halini kullanırız. Bunu unutmuyoruz. Didn't kullandık cümlede çünkü. Soru cümlesi dediğimizde ne yapıyorduk? Genel kural yardımcı fiil cümlenin en başına geliyordu. Sonra özneler, sonra did yardımcı fiili cümlede kullanıldığı için fiilin yine yalın hali ve soru işareti. Did you play basketball yesterday? Ya da did she go out last night şeklinde sorularımız geldi. Yardımcı fiille başlayan soruya ben yes ya da no ile cevap veriyordum ve sorunun kime sorulduğuna dikkat ediyordum. Yes I did, no I didn't. Did she go out last night dedik. Yes she did, no she didn't şeklinde. Pekala, az önce hatırlattığımız bir notumuz vardı arkadaşlar. Did she go out or stay at home last night? Burada yanlış yazmışım. Stay at home last night. Cevabımız ne olur böyle bir soruda? Cümle içerisinde or varsa ve bize iki seçenekten bahsediyorsa ikisinden birini söyleyeceğiz. O zaman biz yes ya da no ile cevap veremeyiz. She went out diyoruz. Soru cümlelerinde yine fiilin yalın halini kullanmayı unutmuyoruz. Şuradaki hatayı yapmıyoruz yani. Geniş zamanda sık kullanılan zaman kelimeleri geçmiş zaman dediğimiz için arkadaşlar geçmiş zaman cümlelerinde olayın zamanını belirten zaman ifadeleri olmalı. Ya da zaman ifadesi kullanmıyorsak o konuşulan ortamda zaman ifadesi yerine o olayın geçtiği zaman bellidir ki kullanılmıyordur. Eğer biz zaman ifadesini kullanmazsak geçmişe ait o kullandığımız bahsettiğimiz olay artık present perfect tense ile bahsedilmelidir. O yüzden zaman ifadesi olursa geçmiş zamandır. Yani geçmiş zaman ifadesi bu bahsettiğimiz şurada gördüğünüz zaman ifadeleri geçmiş zamanda bir nevi olmazsa olmazlardır. Yesterday dün demek. 2 hours ago 2 saat önce. 2 days ago 2 gün önce. 2 months ago 2 ay önce. Last Friday geçen cuma. Last week geçen hafta. Last year geçen yıl gibi. Düzenli fiiller dediğimiz bir de düzensiz fiiller dediğimiz yapılarımız vardı. Az önce bahsettik arkadaşlar. Düzenli fiillerin sonuna ed takısı getirerek ikinci halini yani geçmiş zamandaki kullanışlarını elde edebiliyoruz. Play, played, stay, stayed, visit, visited, climb, climbed, watch, watched gibi. Ama düzensiz fiillerde geçmiş zamanda kullanılan ve yapısı tamamen değişen hatta bazen hiç değişmeyen fiillerdir.
Bunların da listesini edinmeli ve ezberlemeliyiz. Come, came gibi. Go, went, swim, swam. Read, read. Drive, drove. Have, had, do, did şeklinde kullanıyoruz. Telling the date kısmı ile ilgili arkadaşlar, days of the week, haftanın günleri, haftanın günlerinden bahsederken it is ile başlıyoruz ve hangi gündeysek ondan bahsediyoruz. Burası basit. It's Monday, it's Tuesday, it's Wednesday şeklinde. Ancak bir olayın gününü söylerken günlerden önce on edatını kullanmayı da unutmuyoruz. I came here on Monday. Ben buraya pazartesi günü geldim. Yani bir olayın gününü söylüyorum. O yüzden on kullanmam gerekiyor. Months of the year. Yılın ayları. Yine hangi ayda olduğumuzu söylerken it is ile başlıyoruz ve devamında hangi aydaysak onu söylüyoruz. It's June, it's July, it's August gibi fark etmez. Ama bir olayın zamanını söylüyorsak o zaman aylardan önce in edatını kullanmamız gerektiğini unutmuyoruz. We moved here in May. Biz buraya Mayıs'ta taşındık diye bahsediyoruz. There are two ways of saying the date in English. Evet. İngilizce'de arkadaşlar tarihleri söylemenin iki yolu vardır. Burada bu iki yolun sebebi de bir Amerikan İngilizcesi, iki İngiliz İngilizcesi şeklinde arkadaşlar. Amerikalılar March 7 gördüğünüz gibi önce ay sonra gün şeklinde. Tabii biz ayın günlerinden bahsederken her zaman şurada gördüğünüz sıra sayılarını kullanıyoruz arkadaşlar. March 7th şeklinde. Ama İngilizler de 7'yi öne alıyorlar sıra sayısıyla birlikte. Ama bunu dile getirirken de the 7th of March şeklinde kullanıyoruz. Yani bizim tarihleri söylerken kullandığımız iki tane farklı yol Amerikan ve İngiliz farklı kültürlerinden kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi ayın gününü söylerken de buradaki sıra sayılarını kullanıyoruz. Gün aylardan bahsederken ayların ilk harfinin büyük harfli olduğunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Yıllardan bahsederken yıllar ise arkadaşlar söylemesi kolaylaşsın diye normalde ikiye bölünerek okunuyor. Hani 1984 değil bizim dilimizdeki gibi de orada 1984 demesi çok daha kolay olduğu için bu şekilde yapıyorlar. Ama bununla ilgili bir istisna var. Nedir bununla ilgili istisna? Şuradaki 2000 ve 2010 yılları arasında 2009, 2006 şeklinde ikiye bölemeyecekleri için arkadaşlar 2000'den 2010'a kadar olan tarihlerde bunu direkt 2000 ve hangi yıldaysa o şekilde. 2006 örneği 2006 şeklinde. Pekala, hemen bir örnek verelim. What day is this? Bu hangi tarih? 3, 5, 18. Gördüğünüz gibi Amerikalılar bunu normalde şurada gördüğümüz gibi önce ayı, sonra günü, sonra yılı söylüyorlar. Amerikalılara göre söylersem ben bunu 3. ayın 5'i şeklinde söylemem gerekiyor. İngilizlere göre söylersem de Mayıs'ın 3'ü şeklinde, yani 5. ayın 3'ü şeklinde söylemem gerekiyor. Çok büyük bir fark var burada. O yüzden bizim karşımıza çıktığında genelde hangi ay olduğu rakamla yani sayıyla belirtilmez. Direkt ay verilir karşımıza çıktığında. Birkaç tarihe bakalım örnek olarak. 1954 arkadaşlar bizim dilimizde. Tabii biz bunu söylerken nasıl söylüyoruz? 1954 şeklinde. Yani 1954. 1900 dedik. 1900. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. 19 tane yüzden bahsettiği için 1900. 1900 şeklinde. Kısası bu bunun. 1907 diyoruz. 1907 şeklinde diyebiliriz. Bir de ne demiştik şurada? İstisna 2000 ve 2000 arasında 2009 şeklinde kullanıyoruz.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.